İlk olarak teşekkür ediyoruz. Taraftarımızın da mutlaka soruları olacak. Biraz sizi sıkıştıracağız. Uzun bir sohbet bizi bekliyor. Rica ederim ama ben böyle düşünmemiştim. Telefonda bir görüşme yaparız demiştim Bülent'e. Sonra arkadaşlar şimdi söylediler. Onun için de tekrar Tuzak hazırlanmam. kurdum başkanım sana. Çok uzun yapmayalım ama. Başkanım şimdi ben diyorum telefonda yüzüne de söyledim durdum. Şimdi programda da söyleyeyim. Sen Ankara Cumhurbaşkanı değilken ben seninle daha iyiydim. En azından Kızılay'a geliyordum. Geçerken Fatih abi yerinde misin diyordum. Oturuyorduk, bir kahve içiyorduk, çay içiyorduk, sohbet ediyorduk, Ankara'cı konuşuyorduk. Şimdi ulaşılamaz oldun. Yani daha doğrusu ortak sistem sana şu. Sosyal medyada da vardır, ben de ileteyim. Takım kazanınca Fatih Başkan'a ulaşıyoruz, kaybedince Fatih Başkan'a ulaşamıyoruz. Şimdi sosyal medya maalesef Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Aslında bir sürü insanla şey kuruyoruz, buradan iletişim kuruyoruz. Dün bir arkadaş yazmış bana, 95 yaşında annesi dua ederken şey göndermiş, video göndermiş. Her gün bunun gibi tanımadığımız bir sürü insanla şeyler, bu iletişim açısından iyi oluyor. Teyze dua ediyor, konuştuk, güzel bir şey. Ama bu şeyler var, işte eleştirmekten ziyade böyle hakaret bari konuşanlar, hiçbir şeyden mutlu olmayanlar, psikolojik sorunlular. Şimdi bir sürü de böyle şimdi şunu zannediyorlar, maalesef işte ya Ankaçan oldu ya da yönetimin desin ben her lafı söyleme hakkım var. Şimdi biz de bunlarla işin açıkçası muhatap olmak istemiyoruz. Ben de muhatap olmak istemiyorum. Şimdi galip gelince bir hocayı tebrik etmezsen, bir futbolcuları tebrik etmezsen bekliyorlar. Diyorlar yani ister istemez çevre de bekliyor. Yönetim kurulu diyor ki işte başkan olarak motive etmemiz lazım, yönetim olarak motive etmemiz lazım falan. Onun için de şey yapıyoruz, atıyoruz. Daha önceden üzgün olduğumuzu da belirtiyorduk. Bir sürü yenildiğimiz zaman da ben her maçtan sonra tweet atıyorum ama eleştiriden ziyade organize bir şekilde bazı şeyler yapılmaya başlanınca ben de tamam dedim artık çok fazla şeye gerek yok. Mümkün olduğu kadar zaten hep şunu söylüyoruz, kulüp sayfası kullanılsın. Ora aktifleşsin, Ankaragücü takipçisi 250 binlere geçsin, 500 binleri bulsun, hak ettiği yere gelsin. Buradan şey yapasın. Tabii ben de bir iletişim kanalı olarak kullanıyorum. Vakit olduğu zaman ve gerektiği zaman kullanmak istiyorum. Şimdi ben ulaşılmaz hiçbir zaman hayatımın hiçbir zamanında olmadım. Şimdi de öyleyim. Benim kadar kolay ulaşılabilen herhalde bir kulüp başkanı Türkiye'de ikinci, üçüncü liglerde bile yoktur diye düşünüyorum. Herkes beni bir şekilde bulabiliyor, ulaşabiliyor, konuşabiliyoruz. Zaman sorunumuz var. Ciddi zaman sorunumuz var. Çünkü futbol her hafta arenaya çıkıyorsun. Her hafta hazırlanman gerekiyor. Ve Ankaragücü gibi bir kulübü yönetiyorsun. 1 TL gelir yok. Her gün milyon milyon ödemeler var. Onun için her gün bir şeyler yapmak zorundasın. Bir şeyler üretmek zorundasın. Proje, fikir, işte yani hep sürekli bir uğraş var. Hiçbir günden bir güne boş bir vaktimiz olmuyor. Onun için de belki bundan kaynaklı şeyler oluyor olabilir. Bir de biraz da şey yapmak istiyorum. Geçen gün sizlerle 4-5 saat yayın yaptık. O yayında söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Gündem sırf yani bizim üzerimizde bir gündem olmasın. Ankaragücü'nün tek gündemi futbol takımı ve sportif alanlarla ilgili olsun. Bunun üzerine etsin diye uğraşıyorum bunun için. Yoksa başka bir sebep kesinlikle yok. Yok zaten takılıyorum başkanım. Yani sizi gerçekten çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ben sadece sizle o sohbet, eskisi gibi sohbet edememenin hasretini çekiyorum. Çok keyif alıyordum. İnşallah daha keyifli zamanlarda daha keyifli futbol sohbetlerini yaparız. Stüdyoda da yaparız. Başkanım İnşallah. Şimdi o röportajda ben bir şey sormuştum. Ya Mustafa, daha doğrusu Faruk Başkan şey demişti. Mustafa Hoca boş sözleşme imza attı. Rakam bile konuşmadık. Ben de bunun üzerine Süper Lig'deki bir teknik direktörün maliyetine kadar demiştim. Ve siz 10 milyon lira civarında demiştiniz. O dönemde o röportajı yaptığınız zamanlarda
Böyle bir teknik direktör tasarrufu sanki yoktu. Ama ben biliyordum ki Fatih Başkan'ın gönlündeki yatan aslan Hikmet Karaman'dı. Devre arasından beri, hatta Mustafa Dalcı gelmeden önceden beri bir Hikmet Karaman gelsin diye istiyordu. Yanlış mı düşünüyordum, yanlış mı hissediyordum? Bir de niye bu kadar geç kaldık biz Hikmet Karaman'ı getirme konusunda başkanım? Şimdi Hikmet Hoca'yla ben geçen sene biz göreve ilk başladığımız zaman da konuştum. Mustafa Kaplan'ın ayrılma durumu olduğu zaman da biz Hikmet Hoca'yla konuştuk. O dönemde kısmet olmadı. İşte transfer yasağı falan, başka sebepler falan, kısmet olmadı. Sezon başında da şurası atlanıyor. Hikmet Hoca'nın Malatyaspor'la sözleşmesi var. Evet. Hikmet Hoca tahminim belli bir süre sonra sözleşmesini feshetti Malatyaspor'la. Onun için kısmet, yani bizim hep gündemimizde olan, hırsını, azmini bildiğimiz, daha önce çalıştığımız, birlikte mesai yaptığımız bir insan, kişi kendisi, sevdiğimiz bir insan. Onu da bizlere karşı, Ankara camiasına karşı ciddi sempatisi var, saygısı var, sevgisi var. Bugüne kısmet oldu. Böyle de iyi oldu. İnşallah daha da iyi olur. Ya keşke şu ikinci yarının başında yetişseydik diyor mu Faruk Başkan da, siz de diyor musunuz başkanım? Ya keşkeler artık geçti Bülent. Zaman geriye dönmüyor. Yapacak bir şey yok. Çalışanların da, her çalışan hoca da burada. Hiç kimse kötü olsun diye buraya gelmiyor. Hepsinin bir ideali var. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Yani biz Fuat Çapa'yı getirdiğimizde Ankara camiasının çoğundan artı görüşler olmuştu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hikmet Hoca'nın ismine Ankara Gücü camiası, şimdi 4-5 galibiyet geldi. Yani camia derken genelde bilmiyorum ama Hikmet Hoca'ya da muhalif şeyler vardı. Sen daha iyi biliyorsundur. Evet başkan. Yani Hikmet Hoca'ya böyle Fuat Çapa kadar şey yoktu. Fuat Çapa'yı herkes tam ara gücüne olabilir falan, böyle bir görüş vardı. Hikmet Hoca'ya bazı şeyler vardı camiadan, işte olmaz geçen sene, işte başarısızdı bilmem, işte buna benzer de şeyler vardı. Hiç kimse buraya başarısız olmak için, kötü olsun diye gelmiyor. Hiçbir yönetim bir yönettiği bir yerin kötü olmasını istemez, başarısız olmasını istemez. İlk önce burada burayı yönetenler, bu işte sorumluluk sahibi olan insanlar iyi olsun, başarılı olsun isterler. Taraftarlar, en az taraftarlar kadar isterler, öyle söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi kısmet olmadı mı olmuyor. İşte bir tek Ankara gücünde değil bu. İşte şimdi Fenerbahçe'de hoca konuşuluyor. Harcanan paralar ortada. İşte Kayserispor, yanlış bilmiyorsam, hoca değiştirdi. Hoca arıyor. Başka işte Fatih Rizespor Karagümrük'te. tekrar hoca değiştirdi. Fatih Karagümrük, bakın işte ligin iyi yerinde hoca gönderdi, hoca arıyor. Şu anda 4-5 olan zannedersem takımlar oldu. Biz ama artık nokta diyoruz. Sezon başında Fuat Çapa'yla anlaşırken, konuşurken, biz sezon, en az sezon sonuna kadar dileyerek burada bir başarı olsun, bir ileriye yönelik bir proje olsun, plan olsun diyerek bunlar yapılmıştı. Ama maalesef futbolda, Türkiye'de şu var, bunu net olarak yaşıyoruz. Gördük, sportif başarı varsa tamam, sportif başarı yoksa kim olursa olsun, alemi cihan olsun, duramaz, durdurulamaz. Bunun için yönetimler de dahil. Geçen sene biz göreve başladığımızda bize neler yazılıyordu. Ankara Gücü'nü nerelerden aldık? Biliyor insanlar bunu. Bu kulüp, bakın bugün Bursaspor'un çok üzücü, stadyumun elektrikleri kesildi. Maalesef. Bu kulüp nereden, daha Ankara Gücü de bir yere gelmedi. Bakın onu da ayrıyetten belirteyim. Ankara Gücü de hala bulunan yönetim kurulunun bulduğu paralarla yürüyor. Yönetim kurulu stop ettiğinde bu kulüp de stop edecek noktada. Çünkü hiçbir güvencesi yok. Ha, ne oldu? Biz de sportif olarak başarılı olamayınca, işte başarısızlıkla
itham edildiğimiz zamanlar oluyor. Galatasaray maçından önceye kadar öyleydi başkan. Söyleniyor. İşte ben de onu doğru bulmuyorum, onu anlatmak istedim. Yani şöyle, şimdi bir kulübün yaşaması mı önemli? Ayakta kalması mı önemli? Sportif Süper Lig'de kalmalı, Süper Lig'de olmalı. Ankara Gücü'nün yeri muhakkak burası olmalı. Ama işte anlattık sebeplerini, defalarca anlattık. İşte 23 milyon euro FIFA cezası ödendiğini anlattık. Bir sürü, yani anlatmaktan artık vallahi biz de yorulduk. Ama tabii ki taraftar başarı bekliyor. Başarı olduğu zaman mutlu oluyor. Sen o başarıda pay sahibi olmuyorsun. Başarı olduğu zaman. Ondan sonra tek Ankara Gücü iyi olsun. Bu sene ligde kalsın. Bundan sonraki senelerde de inşallah bir düzene girip bir hedef koysun. Biz kötü olalım. Ankara Gücü iyi olsun. Hak ettiği yerde olsun. Ha, bir soru sorabilir tabii miyim? Tabii, buyurun. Şimdi 3 farklı teknik adamla çalıştınız. Ama Hikmet Karaman geldikten sonra takımdaki değişik oyuncuların da zaten farklı performans sergilediğini bizler maç izleyerek görüyoruz. Yani Hikmet Karaman'la birlikte takımda gerek saha içi gerek saha dışında neler değişti ve takım şu anda bu durumda? Şimdi herkesin bir iş yapış şekli var. Fuat Hoca'nın kendine göre bir iş yapış şekli vardı. Dalcı Hoca'nın ona göre, Hikmet Hoca'nın da kendine göre bir iş yapış şekli vardı. Ya gözde görünür. Mesela bir Alper Potuk gerçeği var. Hikmet Hoca ile birlikte son 3 haftada Galatasaray maçında sahanın en iyilerinden birisi. Fatih Karagümrük maçında 3 puanı getiren, golü atan ve sahada iyi bir performans gösteren bir futbolcu. Bu hafta da dizinde bir çekme olmuş, yanlış hatırlamıyorsam. Dün öyle söylediler. O zamana kadar sahada görevini yapan bir Alper Potuk var. Tabii ki tecrübe ve iş yapış şeklinden dolayı bu fark ortaya çıkıyor. Hikmet Hoca işte çok fazla miktarda takım çalıştırdı. Çok fazla seferde bizim pozisyonumuzdaki takımlarda görev yaptığı için bu psikolojiyi daha iyi bilebiliyor. Artık futbolcuların koşusundan bile sakatlığıyla ilgili bana anlatıyor. Tanı, yani şöyle işte bu diyor şu kadar sürede dönebilir, şöyle olur, bunu şöyle yapmak lazım, bu şu şekilde tedavi ediyorlardır, işte 2 hafta sonra döner. Yani artık tamamen kendisinin işiyle yaşayan bir insan. Bir de geliştiriyor kendini, geliştirmiş de. Biz de hocayla işte 2009'da burada beraberdik. Ondan sonra görüşüyorduk ama çalışma fırsatı şimdi oldu. Sportif anlamda da geliştirmiş kendisini. Yaş itibariyle de tecrübe fazlalaşıyor. Onun için kulüpteki atmosfer tabii ki değişti. Futbolcuların da bakışları da galibiyetler de gelince onlar da değişti. Kadroyla ilgili de işte oynayana hak eden 3 haftadır aynı kadroyla oynuyor. Hak edene foyunu de görüyor futbolcular. Onun için de iyi bir rekabet oluştu. Biz memnunuz. Bu şekilde bir çalışma ortamı devam ediyor Ankara'ya. Şimdi şu Trabzon maçını kazanalım. Hikmet Hocam'la zaten detaylı takımla ilgili soruları direkt ona soracağım. Şu anda yönetimle ilgili sorular var başkanım. Erdal Kesebir'in bahsettiği bir tweet var. Klukowski ve Bochum kulübünün ödemeleri. Bunu Ankara Gücü yönetimi aksattı diye bir tweet attı ki Erdal Kesebir Ankara Gücü'nün UEFA dosyalarıyla en çok uğraşan avukatlardan bir tanesiydi. Onun için söylediğine de çok da kıymet veriyorum. Çok da değerli görüyorum Erdal Kesebir'i. Ne oldu, bunun gelişmeleri nedir başkanım? Şimdi Bülent, şahıslar üzerinden konuşmak istemiyorum. Erdal Bey'i ben de tanıyorum. Ankara Gücü'ne hizmetleri oldu. Ama şu anda farklı bir yolda Erdal Bey. O yol Ankara Gücü'nün menfaatlerine uymadığı için Erdal Bey Ankara Gücü Kulübü'ne de dava açtı. Açtığı davayı bir para istedi, o parayı da kaybetti. Maalesef bu kulübün, yani bunu Erdal Bey için söylemiyorum. Burada kişilerle hedef ya da muhatap şeklinde olsun istemiyorum ama
maalesef bu kulübün ekmeğini yiyen belli bir süre sonra da farklı işler yapmaya başlıyor. Öyle yazılarla kulübe zarar vermeye çalışıyor, yönetime zarar vermeye çalışanlar var, bir sürü şeyler var. Biz içimizin başındayız. Ne yaptığımızı biliyoruz, her şeyi takip ediyoruz. Maalesef kaşıya kaşıya bazı şeyleri gündemlere getiriyorlar. Şu yoklukta Kulüpovski'ye geçen hafta şeyi ödedik, bir para ödedik. Ondan fake yazısını aldılar. Bochum Kulübü'ne de biz geldiğimizden itibaren 6-7 tane taksit ödemişizdir diye düşünüyorum. Yani orada da hiç taksit ödenmediğini söylüyorlar. Oraya da taksit yapılıyor ama düzenli yapılamadı tabii ki. Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Bu çok fazla aleyhte yazanlar bile bu şeyleri kulüpte daha önce çalışıp ve ekmek yiyip buna benzer şekilde kulüple alakalı şeyler yazanlar oluyor. Çok ciddiye almamakla beraber Ankara gücüne zarar veriyor bu insanlar. Şimdi ben geçen gün de bazı şeyler söyledim ama şimdi sosyal medyadan bunlarla ilgili hemen şey geliyor işte. İşi gücü müsait onlara yazıyorlar şöyle böyle falan bizlere falan. Onun için sadece işimize bakıyoruz. Kulukovski'nin ödemesi halledildi. Yazısı alındı. Bochum kulübüyle de görüşme ve ödeme şeklinde devam ediyor. Orayla da şu anda bir sorunu yok Ankara gücünün. Şimdi Bochum Kulübü deyince başkanım, 2011 yılı Ağustos, 30 Ağustos'tu galiba sizin kulübü devraldığınızda tekrar. O gün masadaki dosya SES'ten Bochum Kulübü'yle olan bonservisiydi. Üzerinden 10 sene geçti, hala bizim konuştuğumuz SES'ten Bochum Kulübü'yle olan bonservisi. Ne SES takmış, ne futbol oynamış, ne yapmış. Biz hala bundan kurtulamadık. Gerçekten çok canım acıyor. 10 küsür sene geçmiş, Neler hala biz ödeniyor, bunu neler konuşmak neler. zorunda kalıyoruz. Şimdi isim vermeyeceğim. Bundan 4-5 önceki başkan döneminden kalan Kulüpler Birliği aidatını bile ödemek zorunda kaldık. Yani neler ödendi, neler yapıldı? Allah biliyor. Allah bil her şeyi. Çok fazla şey yapmak istemiyorum da inşallah Ankaragücü düze çıkar. Bakın Ankaragücü gerçekten hala kritik eşikte. Ekonomik olarak gerçekten yapılması gereken hala çok iş var. Bu takım bu sene ligde kalması lazım. Kalması için bütün mücadelemizi vermemiz lazım. Biz oluruz ya da olmayız. Ondan sonrasında da Ankaragücü, bakın bu Bursaspor falan haberlerini görünce benim ödüm kopuyor. Evet. Yani bunlar çoğu kulübe uzak değil. Çoğu Biz de kulüp yaşadık bu şeye başkanım. yakın. Sizin dahi işte, sizin de taraftar olarak yaptığınız işte o tesislerde su kalmadığı zaman, erzak kalmadığı zamanları biz de yaşadık. Ankaragücü'nde yaşadık. Biz kameralarımızla gittik. Siz destek oldunuz. Taraftarlar destek oldu. Kulüp o zamanlar ayakta kaldı. Şimdiki dertler o zamankilerin yanında Yaptığımız aslında çok daha şey. Bülentçim, şimdi sizler sağ olsun, biz yaşam tarzı olarak yapılanı söyleyemeyen bir yapımız var. Söylememek gerekiyor ama sizler söylüyorsunuz. O dönemden Mustafa Kaplan da şahit, onlar da söylüyorlar. Şimdi bize ithamlarda bulunuyorlar ya, yazıp duruyor ya bazıları böyle. Ankaragücü'nün en sahipsiz kaldığı dönemlerde Allah'a şükürler olsun biz o dönemlerin hepsinde varız. Hiç iyi dönemde yokuz biz. Bakın biz şeyde yokuz. O paranın olduğu Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetimde falan biz yokuz. Sen bilirsin o Biliyorum şeyleri. başkan. Nerede sıkıntının olduğu dönem varsa biz hep o dönemlerde vardık Allah'a emanet. Şimdi Bursaspor'dan söyledik. Yani Türkiye'de Anadolu kulüplerinden ve gerçekten şimdi biz kulüp başkanlarıyla da görüşüyoruz. Biliyorum biz de dahil olmak üzere gerçekten ciddi sıkıntılar var. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntı var. Pandemiden dolayı zaten işte bu liglerin bu sene 21 takım olmasından dolayı da gelirde azalma var. Diğer gelirlerin tamamı düştü. Ankaragücü gibi hiçbir geliri, yani şu tabii ki 60-65 milyon civarında toplamdan gelecek bir parası var. İşte şeyle birlikte. Sezon sonuna kadar Ankaragücü. Zaten bu paranın biz iki transfer yatağında tamamı bitti. Kredi çekilerek. Bunun haricinde devam ettirmeniz gereken bir sürü masraflarınız var. Onun için Bursaspor ve Eskişehirspor örneği gerçekten bizleri korkutan ve önümüzde ibretlik duran örnekler.
İnşallah hiçbir kulüp bu durumlara düşmez. Valla başkanım, Erdal Kesebir konusunda söyledikleriniz çok önemliydi. Yorumlarda da zaten buna benzerlerini görüyorum. Şimdi bir geçtiğimiz haftalarda bir prim muhabbeti gündeme geldi. Ben bu prim konusundaki haber yapmaktan genelde hep imtina eden bir gazeteciyim. Kulüp bir prim sözü vermiştir, bu futbolcuların arasındadır. Anca futbolcular konuyu bize yansıtırlarsa, ya yönetim sözünü verdi, primini vermedi falan derlerse ben topa girmeyi, haberleştirmeyi ya da size sormayı denerim. Bu prim meselesi nedir? Ankaragücü'nde bir prim sorunu var mı? Futbolcular bir prim sıkıntısı yaşıyor mu? Şimdi Hikmet Karaman ismi gündeme geldiği zaman Hikmet Karaman eşittir prim diye gören bir gazeteciydim ben de. Bunu siz de bilirsiniz Ankaragücü zamanında da. Hikmet Hoca primi yüksek tutmayı, futbolcuları primle motive etmeyi seven bir teknik direktör. Hatta Ankaragücü yönetimi sağdan çekilsin para bassın. Şimdi Hikmet Hoca primleri tavan yaptıracak falan demiştim. Ankaragücü'nde bir prim konusu, sorunu, krizi var mı başkanım? 17 ay oldu biz göreve geleli. Siz böyle bir şey duydunuz mu bugüne kadar? Duymadığım için ben de değişmedim zaten başkanım. Maaş konusunda hiç böyle bir şey duydunuz mu? Sizin döneminizle ilgili duymadım başkanım. Bizim dönemimize ait personele 1 TL maaş borcu yok Ankaragücü'nün. Futbolculara da taahhüt ettiği primlerin hepsini bir sonraki maça çıkınca ödüyoruz biz. Öyle bir birikme, 2-3 maç birikme falan Şimdi olmadı mı hiç geçenlerde başkanım? hayır. Hiçbir zaman olmadı öyle bir şey. Şimdi geçen personelin maaşı ilk defa aksadı. O gün de geçmiş dönemin vergi ödenmeyen vergi borçlarını yapılandırdığımız için vergi yapılandırmasının son günüydü. Yatırılması Ankaragücü 9-10 milyon lira bir kayba uğruyor. Mecburiyetten onu yatırmak zorunda kaldık. Onun için personelin maaşları aksadı. Ama bu geçen hafta da onların hepsi de ödendi. Şu anda böyle bir sorun yok. Ha, para sorunu yok mu? Had safhada. Bunu söyleyeyim. Yani para kaynak bulmak için mücadele ediliyor. Had safhada. Yani öyle az uz değil. Ama aksayan Allah'a şükürler olsun. Şu anda işte şeyi sordular. İptal çekip sesi hakkı elde eden futbolcu. Öyle bir şey de yok. Maaşlarla Onlara ilgili da mi sıkıntı ödemeler var başkanım? yapıldı. Prim Ama tamam da maaşlarla ilgili, futbolcu maaşlarında var mı sıkıntı? var tabii ki. Tabii ki bütün kulüplerde olduğu gibi biz de geriden geliyoruz. Ama hiçbir futbolcuyu da mağdur etmiyoruz. Yani bir Parça huzursuzluk parça da hissi olsa Gençler ödeniyor. Birliği'nden biliyorum. 3-4 maç arkadan Yok. Gençler Birliği de geliyor. Çoğu takip ettiğimiz kulüplerde benzer durum var. Bu artık kriz değil ama normal rutinin içerisinde yaşanan durumlar diye değerlendirelim herhalde. Aynen. Bütün Türkiye'deki kulüpler şu anda böyle. Yani 21 kulübün 17'sinde 18'inde bu durumdadır. Bir de kongre konusunu açalım mı başkanım? Şimdi programları denk gelip izleyebiliyor musunuz? O yoğunluğun içerisinde ben de konuştum. Gökalp abi de konuştu. Sosyal medyada da konuşuluyor. Hatta ben Faruk Başkan'a kendisine de söyledim. Şimdi bir Galatasaray maçı öncesinde kongre yapmaya çok niyetli bir Ankaragücü yönetimi vardı. Artık bu kongreye gidelim. Bir güçlü bir yönetim kuralım. Yolumuza öyle devam edelim deniliyordu. Galatasaray maçı üzerine Karagümrük galibiyetinden sonra şöyle bir hisse kapılmış olabilir. Ben de bunu hak veriyorum. Yani birlikte karalım. Ondan sonra kongreyi yaparız. O kongreye siz de 1,5 yıldır görevde olan bir yönetim olarak başarmış olarak gitmeyiz isteyeceğinizi tahmin ediyordum. Bu böyle miydi? Yani çünkü valilikten, kaymakamlıktan izin alamadık kısmı Ankaragücü yönetimi açısından bana zayıf kalıyor. Ankaragücü yönetimi İçişleri Bakanı'ndan kongre yapmanın iznini ister. Cumhurbaşkanı'ndan ister. Vali kaymakamı fazla transit geçer diye düşünüyordum. Samimi olarak sorayım başkanım. Gerçekten hangisi? Şimdi biz bizim internet sayfamızdan geçmiş veri takip bakarsanız 7. aydan itibaren bu kulüpte kongreyi yapmaya uğraşıyoruz. Evet. Bunun hepsini senin hafızan ve network'ün yani geçmiş sen bulabilirsin, bakarsın. 7. aydan itibaren hep kulüp sitesinde de bunu görürsünüz. Ve de en çok da ben istiyorum kongrenin yapılmasını. Bir an önce Niye başkanım? yapılsın istiyorum. Niye istiyorsunuz bu kadar kongrenin yapılmasını? Çünkü bir duyumlar vardı. Fatih Başkan artık yönetimde çok yoruldu. Yönetimde olmayacak. Faruk Başkan'a da bunu söyledi. Onun için mi Fatih Başkan istiyor? Yoksa daha kuvvetli bir yönetim kuralım artık
mı? Yoksa bir hesap verelim taraftara kongremizde neler oldu neler bitti anlatalım diye miydi? Şimdi şöyle, 17 aydır görevdeyiz. Vicdanen Allah'a şükürler olsun çok rahatız. Ankara gücüne kendi çapımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Kulübü bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Sportif olarak da 2 senedir istenilen seviyede maalesef olunamadı. Ama bunların sebepleri de bizim haklılık payımızın da çok vicdan sahibi herkes tarafından çok fazla olarak öldüğünü de biliyoruz. Bu futbol, şu anda Börver'in kaç golü var? 8, 9 mu oldu? 9 değil mi? 9. 9. Kaç golü var? Ses alamadım başkanım. 17. Ya, Mupenza'nın da 17 golü var. Evet. Heh. Ses alamadık, ismi duyamadım Belki başkanım. Borla Mupenza kadar oynasaydı şu anda belki o da bu ligde belki Mupenza ile aynı seviyedeydi değil mi? Mupenza'yı Şimdi besledikleri gibi çok Börver'i besleselerdi doğru söylüyorsunuz geçerdi de başkanım. Çünkü Hatay'da çok iyi ya beslenen bir işte Mupenza şimdi var. neler söyle Pensil'in de 7 golü var. Fenerbahçe'de var mı? Herhalde bir kişi var 7 gol atan. Evet. İkaleli Şimdi rakama ulaşan futbolcu İkaleli yok yok galiba. Fener'de. Evet. Şimdi futbolda çok acımasız. 2 hafta çok iyisiniz. Çok iyi kahramansınız. 2 hafta kötü gitti. Çok kötüsünüz. Onun için biz 7. aydan itibaren, yani onun için derken olağan genel kurulu yapmak 7. aydan itibaren biz uğraşıyoruz. Bakın Trabzonspor ve Galatasaray kulübü de bizle beraber, onlar da şimdi belki siz hep Ankara takip ediliyor, oralar çok bilinmiyor. İstanbul kulüplerinden birisinin bakan yardımcısı nezdinde girişimi oldu. Ama şimdi dışarıdan kolay geliyor siz bu işi yaparsınız diye. Tamam biz yaptık, yarın birisi dava. Vali Bey geldi geçen hafta kulübe Evet. ziyarete, orada kendisine söyledik. Dedi ki siyasi partilere verilmiş bir hak var. Onun haricinde son açıklanan bildiride 300 kişinin üzerinde kongre yapamazsınız. Şimdi biz bu kulübü şey yapmak istemiyoruz. Yani yapıp birileri iptal ettirip dava açacak, şu yapacak, bu yapacak. Biz kongre yapmak istiyoruz. Nisan'da yapmak için de uğraşacağız. Dün konuştuk hatta. Nisan'da bir şekilde nasıl yaparsak işte spor kulüpleri için bir şey yapılabilir mi? Esnetme yapılabilir mi? Açık alanda işte stadyumlarda yapılsın diye, bununla ilgili bir görüşülsün diye, gündeme biz getirelim diye böyle bir şey söyledik. Hem ekonomik olarak Ankaragücü'ne katkı sağlayacak yeni yöneticiler gelebilir. Hem belki şu süre zarfında çok olmadı ama bir kişi, bir grup ciddi anlamda, ciddi ama yani laf olsun diye değil, buraya bir bütçeyle Ankaragücü'ne talip olabilir. Onun için biz kongrenin yapılmasını herkesten çok istiyoruz. Yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En kötü zamanda kongre yapmak için karar aldık. Evet mağlup oluyorduk. Ama biz bunun zaten görebileceğimiz bütün şeyleri gördük. İşte ligin mağlubiyetler, bir sürü sıkıntı. Yani o anda aldık. Zaten o ortamda yapmayı göze almıştık kongreyi. Evet. Vicdanen rahat olduğumuz için tamam. Şunu denilebilir işte ligi sonuncu olarak bıraktın gittin ama şöyle denilebilirdi bunlar normal ama biz kendimizden eminiz yaptıklarımızı biliyoruz gerçek vicdan sahibi insanların bize teşekkürlerini biliyoruz onların hürmetlerini saygılarını biliyoruz onun için kendimizle ilgili şahsi bir derdimiz olmadığı için bu şekilde yapalım diye karar aldık emin olun şeyden dolayı yok. Galip geldik, Galatasaray'ı yendik, işte takım iyiye gidiyor. Bundan dolayı bir iptal vallahi billahi yapmadık biz. Faruk Dendi Başkan'a ki bunun üzerine siz şey yapamazsınız. ben Faruk Başkan'a artık affımı istedim falan türü bir şeyler duyuldu, konuşuldu. Hatta benim de kulağıma gelmişti. Programda da bahsetmiştim. Artık yoruldum ben Faruk Başkanım, yokum. Dediniz mi? O muhabbetler oldu mu başkanım?
Şöyle, şimdi işte beni yapı olarak biliyorsunuz. Hırsım yok. Yani iddiam yok. Popülerlik derdim yok. Daha önce Ankaragücü'nde işte yapacaklarımızı genç yaşta da Allah nasip etti. 32-33 yaşından itibaren yöneticilik yaptı. Ya yaşayacaklarımızı yaşadık. Bir yorgunluk demeyeyim de ister istemez yıpranıyorsunuz. Hem ekonomik anlamda bu kadar zorluklarla uğraşmak, artı her hafta bir sahada takımla uğraşmak. Gördüğünüz bazı şeyler var. Müdahale etmekte zorlanıyorsunuz. Camiayı yönetmek kolay olmuyor. Siz bir şey anlatıyorsunuz, başka yere çekiliyor. Bir sürü kişinin ayak oyunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Siz burada işine konsantre oluyorsunuz. Bir camia, bir kulübün, 110 yıllık kulübün yaşaması için mücadele ediyorsunuz. Bir bakın, başka yerde başka ayak oyunlarıyla sizin arkanızdan işler çevriliyor, başka şeyler yapılıyor. Şimdi bizim Faruk Bey'le şöyle bir hukukumuz var. Beraberiz. Burada beraber bu işi yapıyoruz. Ben onun kendisine daha önce de kulüp başkanı olması yönünde teklifimi zaten söylemiştim. Bu kongreden önce de yineledim. Oturup konuşulacak bunlar. Yani şu an ligde kalmasına engel olacak hiçbir işin içerisinde biz olmayız. Onu ayrıyetten belirteyim. Hocamın da bu konuda şeyi oldu. Beni aradı. İşte o beni tanıyordu zaten kulüpte. Başkan var mı bir şey? Yani nedir? Senle burada muhatabım, senle işte bir sıkıntı olmaz. Dedim hocam siz olmaz, işimize bakın, sizlik bir şey yok. Bizim bu yönetim zaten bir şekilde bu yönetimle birlikte bir şey olabilir bu kulüpte bu saatten sonra. Onun için Nisan ayında yapabilirsek yaparız. Yapamazsak lig bu şekilde biter. Ama bittiğinde şey olduğunda muhakkak hızlı bir şekilde kongre olup o kongrede güçlü bir ekonomik anlamda biraz daha katkı sağlanması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. O yönde bir kongre olacak. Şimdi takımı Hikmet Hoca'ya teslim ettiniz. Hikmet Hoca götürüyor. Siz artık bir finans kısmı ile ilgileniyorsunuz. Kulüpte futbolcuları. Ama Ankaragücü'nün başka bir problemleri var. Bir yapısal gelir konusunda Ankaragücü'nün sabit gelir kazanacak. Bir şeyler üretmesi lazım. Stor falan bunlar tabii. Mutlaka daha fazla da gelir getirir inşallah. Bir o konuda çalışma var mı? İki, çok önemli bir şey soracağım başkanım. Cemal Başkan zamanından beri biz bir şey söylerdik. Bu Ankaragücü'nün tüzüğü kimde var diye. Hatta siz de aramışsınızdır büyük ihtimalle. Sizde Ankaragücü tüzüğü var mı? Ankaragücü tüzüğü var mı diye. Ben o tarihten beri bu Ankaragücü tüzüğünü hiç görmedim. Siz gördünüz mü şu anda elde basılı şöyle bir tüzük var mı başkanım sizde? Kulüpte var. Var mı? Yani şöyle 30 yıllık 40 yıllık bir tüzük yerine Ankaragücü'nün çağdaş geleceğe umutla bakmasını sağlayacak. Belki bir divan kurulu oluşmasını sağlayacak. Daha geniş üyelik sistemini sağlayacak. Bir tüzük çalışması yapmaya niyetiniz var mı başkanım? Ben bunu gerçekten çok kıymetli ve çok önemli gördüğüm için soruyorum size. Bülent, bu divan konusunu belki Ankara'yı ilk gündeme getiren benimdir diye Evet. düşünüyorum. Hatta senle bir röportaj yaparken Türk Tadilat Kongresi'nde konuşmuştuk. Burada çok iş yapmayı istedik. Maalesef geldiğimiz günden itibaren ekonomik sorunlar artı pandemi ve takımın bulunduğu durumdan dolayı bazı istediğimiz şeyleri de yapamadık. Ankaragücü'nün kesinlikle ve kesinlikle bugün Mansur Yavaş Başkan'ı ziyaret ettiğimizde de konuştuk. İşte Faruk Bey de sürekli bir 2023 hedefi Cumhuriyetimizin 100. yılında başkent Ankara'dan zirveye oynayan bir takım olması yönündeki söylemlerinden Mansur Bey de bu işin böyle taşıma suyla zor olduğu Ankaragücü'ne kesinlikle bir şeyler yapılması gerektiği ve yani bunun şekli oturulup muhakkak konuşulur. Bu kulübün bir borçlarının kapatılıp ondan sonra gelen kişilerin burada sportif başarıya odaklanıp kulübü daha yukarılara doğru taşıması gerekiyor. Bizim uğraştığımız gibi 17 ayın 17, her gününde
ekonomik sorunlarla uğraşan bir yönetim farklı işler burada yapması çok kolay değil işin açıkçası. Onun için de bu kulübün bir nefes alması gerekiyor, bir rahatlaması gerekiyor. Ondan sonra da biz bu arada yine yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık. İşte geçen gün sizin toplantınızda, sizde yaptığımız programda o gün söyledim işte e-satıştır, işte yeni store, taraftara delegeliğin açılması, yani kendimizce yapabildiğimiz kadar da bazı işler yapmaya çalıştık. Mesela Tandoğan tesisi, inşallah o türbinlerin falan ihalesi de yapıldı. Herhalde iki ay içerisinde bitecek. Bugün ora çalışmalar bizim, başlamış galiba. Bu kulübe bizim en büyük katkılarımızdan birisi olacaktır diye düşünüyorum. İleriye yönelik. Gelen ve devam edecek yönetimin muhakkak ekonomik yönden rahatlatılması lazım. Rahat olması lazım. Ondan sonra da bir kurumsal yapı olarak Ankara Gücü'nün devam etmesi lazım. Biz bir şeyler yaptık. Kulüp dışarıdan görünümünün çok farklı bir noktaya gittiğini duyuyoruz. Söyleniyor. İnsanın kendi yaptığını söylemesinden ziyade dışarıdaki algısı çok daha önemli. Ankara Gücü'nün dışarıdaki algısının tamamen değiştiğini Allah'a şükürler olsun duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor ama daha yapılması gereken işler muhakkak var. Abi bu arada izleyicilerimizin de soruları var. Sırası gelmişken size konusunu geçirmişken delegelik açılması ya ile ilgili bugün şeyler böyle söylediniz. Bugün böyle bir program falan hiç düşünmedim ben. Bak işte ben telefonda bağlanacaktım. Bülent bir 5 dakika konuşacaktık. Aslında bugün bu yani gerçekten neyse sizi kırmıyorum. Alalım biraz soru ondan sonra siz devam edin. Tamam başkanım. Zaten biz öyle yaparız. Evet. Elif bir iki taraftar soru sor onları da size aktarsın. Ondan sonra biz zaten programa devam edeceğiz başkanım. Şu anda taraftarların beklentisi şu, delegelik açılması dediniz ama aidatların ücretiyle ilgili taraftarın bir isyanı size söz konusu. Bununla ilgili de taraftarı aydınlatırsak şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi bunların hepsi zamanında bu işler yapılırken bizim internet sitemizden yayınlanarak yapıldı. Giriş üyelik ücretinin yüksek olması ve Ankara Gücü yıllık delege ücret aidatının yüksek olmasının sebebi kulübe gelir sağlamak amaçlıydı. Bunun için yapıldı. Yüksek mi? Yüksek. Biz de yüksek buluyoruz şu anda. Ama o günün şartlarında da bir gelir sağlamamız gerekiyordu. Buradan Ankara Gücü'nün tahminim 650-700 tane yeni delegesi oldu. Belki biraz daha fazla olabilir sayı. Bu delegelerden de buraya bir ciddi bir para girişi oldu. Aidatların düşürülmesi gündemimize geldi. Biz de konuştuk onu. Bunu bir değerlendireceğiz. Bununla ilgili bir karar alacağız. Bu soruyu sormuşken de şimdi üyeliklerin silinmesiyle ilgili şeyler konuşuluyor. Sitem edenler var. Mehmet Başkan sitem ediyor. Var. Başkanım ben onu sitemi ileteyim o zaman. Ben programda ilettim. Mehmet Başkan diyor ki bu Ankara Gücü'nün zor zamanlarında bu esnaflar vardı. Ankara Gücü'nü elin taşın altına soktular, yardım ettiler. Şimdi Ankara Gücü yönetimi onların üyeliklerini silmiş. Bu üyelikler niye silindi? Durum nedir? Ben seninle konuşurken Ankara Emniyet Müdürümüz arıyor da görüştük, iyi oldu Müdür Bey'le. Yok ne demek başkanım. Ankara'da bir sorun yok, sıkıntı yok. Bize tekrar zaman ayırdığınız için biz sizlere teşekkür edelim bu yoğunlukta ve sorularımıza devam edelim. Ben sorumu yeniliyorum. Mehmet Başkan'la siz konuşuluyor demiştiniz. Ben direkt muhatabını söyleyeyim. Mehmet Başkan'la geçtiğimiz günlerde konuştum. Bülent dedi bu Ankara Gücü'nün zor zamanlarında ikinci lige düştüğü zaman dedi bu takımı esnaflar ayakta tuttu. Esnaflar taksilerinden para topladılar, dolmuşlarından para topladılar, getirdiler, kulübe verdiler. Şimdi bunların kulüpten atılmaları hak değil, üyelikten ihraç edilmeleri hak değil. Şöyle vicdanlı olarak baktığım zaman ben de benzer düşünüyorum. Evet Ankara Gücü'nü bir süre ayakta tutan o Ankara Gücü'nde Ankaralı esnaflardı. Bunlar niye üyelikten atıldı? Şimdi hiç kimse bilinçli olarak üyelikten atılmadı burada. Ben üyelikten çıkarılanlar içerisinde bir sürü kendi arkadaşım da var. Bana sitem ediyorlar. Üyelikten çıkarılmış. Hatta birlikte yöneticilik yaptığımız Bekir Çakan arkadaşımız. Beraber yöneticilik yaptık. Biz burada
kasti şunları şöyle yapalım böyle yapalım gibi bir iş asla yapmadık. Şimdi bu 1 Haziran'da bununla ilgili bir yayın yaptık. İnternet sayfamıza girip bunu görebilirler. Ankara Gücü geçmiş döneme ait herkes delegelik aidatını ödesin. Kulübümüz para ihtiyacı var. Ödesin. Ayın 15'ine kadar da 15 Haziran'a kadar da süre verdik. Bu da makul bir zaman. Ki biz ondan sonra da gelip burada şu anda bile bizi arayan, kulübü arayan, ben de üyelik ücretimi yatıracağım diyen kim varsa geri çevirmiyoruz. Buyursun, getirsin, ücretini yatırsın, geçmiş dönem borçlarını yatırsın, yatıran kişileri devam ettirebiliriz. Ondan yana bir sorunumuz yok. Kulübün bir gelire ihtiyacı var. Bu gelirden dolayı da üye yapması gerekiyordu. Bir de bizim üyelik işi, Bülent, bazı şeyler maalesef güme gitti. Bu tarihi bir olaydı. Ankara Gücü taraftarına delegeliği açtık biz. Evet. Ama ben geçmiş yüksek yaparak içinde, sanki üye olmalarını zorlaştırdınız başkanım. Biraz da o oldu. Yüzün üzerinde insan delege oldu. Ücretini ödeyerek. İlerleyen zamanlarda daha düşük tutarak bir daha bu işi gündeme getiririz. O zaman da olmak isteyen herkes gelir buraya delege olabilir. Şimdi kongreyle ilgili de biraz önce sordunuz ya, ben orada net anlaşıldı değil mi? Biz kongreyi muhakkak yapmak istiyoruz. Evet. Ama bu futbol takımımızın etkilenmeyeceği, Ankara Gücü'nün yarıştan asla koparacak bir ortamın olacağı bir kongreye de biz müsaade etmeyiz. Ankara Gücü muhakkak bu ligde kalmalı. Bu ligden kalması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim kendi şahsi kararımla ilgili soruya da gelince, şimdi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla biz bunu konuşuyoruz. Faruk abiyle de oturup konuşuyoruz. Ankara Gücü'ne bugüne kadar verdiğimiz emeği, yaptıklarımızı, bundan sonra yapmak istediklerimizi konuşuyoruz. Bizden daha iyi bu işi yapacağına inandığımız birileri olduğu takdirde de bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Biz Ankara Gücü'nün önünü hiçbir zaman için tıkamayız. Açarız. Bizim kendimizle ilgili kısımda da Ankara Gücü daha önce nasıl en zor zamanlarından birine gelindi, yapılması gereken bir şey olduğu zaman da zaten yapılacak. Son soruyu sorayım başkanım ben o zaman. Çünkü sizi de fazla tuttum. Hep transfer işini şöyle yapıldı. Ben sadece Ankara Gücü'nde değil birçok kulüpte de eleştirdim. Kuvvetli bir oyuncu izleme komiteleri kurulup şu anda dahi dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilip kendi seçtiği oyuncuları transfer etmek yerine genelde hep menajerlerin önerdiği oyuncular üzerinden gidildi. Ankara Gücü, evet, sizin göreve geldiğinizde zaten ligler başlamıştı. İkinci yarı çok hızlı transfer dönemi oldu. Bu yaz döneminde maç oynanmıyordu. Nereye gidip adam göndereceksiniz? Yurt dışına da uçuş yoktu. Ama şimdi Ankara Gücü yapısal olarak bunları hazırlama şansı var. Ankara Gücü bu yapısal olarak bu çalışmaları yapacak mı? Hazırlıkları yapacak mı artık başkanım? Bülent, şu söylediklerin o kadar önemli ve o kadar bizi anlatan cümleler ki. Ligin 9. haftasında göreve geldik. Transferin bitmesine 4 gün kala kas kararıyla gelen bir şeyle geçen sene ara transfer döneminde 4 günde transfer yaptı. Mart ayında bütün dünya kapandı. Futbol durdu. Uçuşlar bitti. Maçlar oynanmadı. Ondan sonra bir dönem geldi. O dönemde de biz bir transfer daha yapabildik. Şu anda bugün buradan hiç çevrende yakın dışına giden kimse duyuyor musun? Yok başkanım. Maça git. Sen gazeteci olmasan maça girebilir misin? Giremiyorum başkanım. Doğru söylüyorsunuz. 17 aylık yönetimin neredeyse 13 ayı pandemiyle geçti. Evet, maalesef. Yani burada yapabileceğimiz sınırlı. Kendimiz maçlara giderken tedirginiz. Bak, bu hafta Trabzon'a gideceğiz. Bizim de bir canımız, hayatımız, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Diyorlar ki işte Trabzon'da zirve seviyesinde korona günübirlik gidin gelin. Bak, bunu düşünüyoruz mesela. Takımı yalnız bırakmamak için bütün deplasmanlara takımla beraber gidiyoruz. Kalıyoruz onlarla beraber. İşte hep yanlarında olduğumuzu görsünler futbolcular, yalnız bırakmayalım diye. Yani böyle bir dünyada 12-13 aydır böyle bir atmosfer yaşıyoruz. Ve de bizim görev süremizin bu 1/4'ünden fazla. Biz böyle bir ortamda bu işleri yapmaya çalıştık, yapmaya çalışıyoruz.
Onun için transferde diğer kulüpler, tabii bu iş zamanla, dediğim gibi yani bir nefes alınsa, bir bura bir rahatlasa, her gün para düşünme derdi olmasa, işte scout ekibi daha güçlü olabilir mi? Olabilir ki ben arkadaşları çok başarısız bulmuyorum. Biraz önce söylediğimi lütfen bir daha bir değerlendirin. Börven'in bugün 9 golü var. 10 maçta oynamadı. Mupenza'nın 17 golü var. 10 milyon euro istiyorlar. Bugün Erdi diye bir futbolcu var. Hikmet Hoca söylüyor. Bonservisiyle aldığımız. Evet. Göreceksiniz diyor bir sene sonra diyor. Erdi'ye diyor. Rakamlarını diyor. Atakan gibi bir futbolcu var elimizde. Bunların hepsini de bu scout ekibi ve bu yönetim transfer etti. Yani bu işte unuttuğum isimler olabilir. Yani Sabah'ı soruyorlar. Mesela Sabah'a ne diyorsunuz? Kötü transfer mi? Yok, sorular şu şekilde. Atakan ve Sabah'ın sözleşmesi uzatılacak mı diye taraftarın soruları var. Üst üste bu soru geldiği için ben de sorayım dedim. Sabah'ın bir yıl daha bizde opsiyon, Atakan'ın özür diliyorum. Atakan'ın bir yıl daha opsiyonu var. Atakan her halükarda önümüzdeki sene Ankara Gücü'nde. Onun konusuyla direkt Faruk Bey ilgilendi. Ben kendisine uzatmamız gerektiğini ve bu işi halledelim dediğimde tamam dedi, sıkıntı yok dedi. Atakan'la büyük ihtimalle 2-3 senelik daha sözleşme yapılır. Sabah'ın da babasıyla görüştüm. 2 gün önce söyledim babasına, Türkiye'den 3 kulüp ciddi ciddi Sabah'la görüşmek istiyormuş. Biz de Sabah'la devam etmek istiyoruz. İlk tercih yani bizim teklifimizi ve bizde olan şeyimizi muhakkak bekleyin. Birkaç gün içerisinde dedim bu milli takım arasında. Onların da zaten niyeti Ankara Gücü'yle devam etmekten yana. Tabi burada rakam önemli. Şimdi Sabah'ın da ortaya koyduğu performans tabii ki onun değerini de değiştirdi, farklılaştırdı. Biz devam etmek istiyoruz. Sabah da devam etmek istiyor. Anlaşırız diye düşünüyorum. Vallahi İyi bir oyuncu transfer izleme komitesine işte, Sabalar bulunur, Akintolalar bulunur, neler bulunur. İnşallah Ankara Gücü kendi izleme komitesini, oyuncu izlemesini başarırsa zaten Sabah gelir başkası gider rahatlığında oluruz. Ankara Gücü de futbolcuyu satar işte. Akıntakan 2 sene sonra şuna satarız, Erdi'yi satarızı konuşuruz. Bülent'ciğim, 7 Ankara Gücü'nde geçmiş dönemlerde harcanan paraların 1/3'ine transfer yaptık. O bütçelerle transfer yaptık. Şu anda kontratı geçmişten devam eden futbolcularımızdan çok düşük fiyatlara oynayan futbolcular transfer ettik. Şimdi bir şekilde de devam ettiği için takım her şeyi de rahat söyleyemiyoruz. Konuşamıyoruz bir sıkıntı olmasın diye. Bir gün inşallah bunların hepsini, bütün rakamları konuşuruz. O zaman yapılan işlerin bu kalitede çıkması bile bence bu seviyede futbolun olması bile bu rakamlarda, geçmişe kıyasladığında, futbolcuya kıyasladığında iyi olduğunu, çok çok iyi olduğunu siz de göreceksiniz. Başkanım, daha uzun sohbetleri inşallah ligin sonunda, şampiyonluk sonrası yaparız. Trabzon dönüşü Hikmet hocamızı inşallah ağırlarız. Hikmet hocam, ben de çok özledim. Yani işte tanışma zamanlarımız sizinle aynı zamanda Hikmet hocamla. O tarihten beri ben de görmüyordum. Şimdi Ankara Gücü'nde tekrar bana keyifli futbolu izlettiriyor. Bu sezon belki ilk kez arkamı yaslanıp keyifli bir maçı izledim. Hikmet hocama onunla da ilgili teşekkürlerimi iletirim. Size beni kırmadınız başkanım. Konuk olduğunuz, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar, sağ olun.